Çağdaş ve Eylem Yazıcı çiftinin 3,5 yaşındaki kızları Öykü Arin için Türk milleti umut olmak istiyor. Öykü'ye nadir görülen juvenil mielomonositik lösemi tanısı konuldu. 16 Kasım'da rahatsızlıkları nedeniyle 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı. Öykü Arin ilik nakli bekliyor. Başta İzmir'de olmak üzere Türkiye'de Öykü için umut kampanyası başlatıldı. Yurttaşlar Öykü'ye umut olmak için hastanelere koştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları Öykü Arin Yazıcı'ya destek olmak için seferberliğe katıldı. Belediye çalışanları belediye binası önünde kurulan Kızılay aracında donör olabilmek için kan verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doktor Buğra Gökçe de kan vererek başlatılan kampanyaya destek oldu. Biz isteriz ki hiçbir evladımızın canı yanmasın. Hiç kimsenin başına böyle umulmadık felaketler gelmesin. Hiçbir anne baba evladının acısıyla sınanmasın. Eğer biz bu küçük donör olma faaliyetiyle bir küçük adım atabilirsek, bu adımı da Öykü Arin'den yola çıkıp belki ülkede böyle kurtuluş reçetesi bekleyen, bir umut bekleyen başka çocuklara da vesile edebilirsek bundan büyük mutluluk duyarız. Kampanyada toplanan kan örnekleri ortak bir veri tabanında kaydedilecek. Tahlil sonuçları ilik bekleyen herhangi bir hastaya uyuşursa donöre haber verilerek süreç başlatılacak. Bu kampanya ile birlikte Türkiye'de bu konuda bir açığı kapatarak hastaların ilik bulmasını kolaylaştıracak. 18-50 yaş aralığında sürekli ilaç kullanmayı gerektiren bir hastalığı olmayanlar, hepatit B, hepatit C, sifilis, AIDS hastalıklarına yakalanmamışsanız, kan grubu fark etmeksizin Kızılay merkezlerine ve gezici araçlarına giderek donör olabilirsiniz.